Efendim merhaba. Bir Salı Hayat Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Bugün hayatın içinden, hayatın göbeğinden, hayatın renklerinden sohbet edelim diye Kayseri'mizden kadim dostum, kardeşim, değerli arkadaşım, iş insanı Mümtaz Beğen Bey'i konuk ediyorum. Hayatı konuşacağız. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Ayhan Bey. Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için hem size hem TV Kayseri izleyicilerine selam ve saygılarımı sunuyorum. İnşallah hayat insan... Konuşabildiğimiz kadar, aynen, süremiz yettiği kadar, dağarcığımızda olduğu kadar. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü Mümtaz Bey'le uzun yıllar dayanan bir dostluğumuz, kardeşliğimiz, arkadaşlığımız var ve hayatın içinde birçok şeyi beraber yaşıyoruz. Şunu istedim ki, güzellikleri konuşalım. Kesinlikle. Çünkü hayatımız çok daraldı. Evet. Sanki kendimize hengameler içerisinde, olumsuzluklar içerisinde bir hayat seçiyoruz. Ya da olumsuzluklar üzerinden her şeyi konuşmayı bir gelenek haline getiriyoruz. O zaman şöyle bir giriş yapalım istersen Ayhan abi. Hayat, yaşam aynı kelimeler neticede. Merhum Cemil Meriç yaşamak konusunu tarif ederken, yaşamak yaralanmaktır diyor. Yani hakikaten hani doğan büyür, yaşayan ölür. Bir döngü var. Bu döngünün içinde biz insanlar da, biz Ademoğulları da şunu bilmeliyiz bir kere diye düşünüyorum. Hayatta ne varsa insan içindir. Evet. Alemde ne varsa da o da Adem içindir. Dolayısıyla mühim olan burada tabii bu hayatı nasıl değerlendiriyoruz, önümüze çıkan fırsatları nasıl bakıyoruz, bakış açısına sahibiz, bu önemli. Mesela ben şöyle bir örnek vermek isterim. Çok değerli bir dostum geçmişte bir soruma cevaben hayat boş demek istedim dedi. Ben de biraz duraksadıktan, düşündükten sonra elbette boş olarak verilmiş bize, içini doldurmak bize bırakılmış. Çok güzel. Zaten konu da bu. Evet. Şimdi, öyle bir algı, hayat boş ne demek? Evet. Yani bahşedilmiş, ya verilmiş, yansımış, içine alınmış, sana bir hayat var. Ve bu şu kadar, bu kadar, hiç de önemli hiç değil. Önemli süresi değil. De hiç önemli değil. Ama bunun içerisini... Bunu boş diye oturup hayıflanarak bir ömür... Mi harcamak anlamsız. Lazım? Anlamsız. Ya da... Bana anlamsız geliyor bunun yani. Bunun içini güzelliklere emek vererek, güzellikleri sevgiyle inşa etmek mi lazım? Sevgiyle inşa etmek mi lazım? Ya da... Kırdıklarımızı, döktüklerimizi mi biriktirmek lazım? Kötülüklerle mi doldurmak lazım? Bu tercih bize bırakılmış. Bura ilginç. Ve ben onun için doğal olarak şu soruyu sordum. Yani hazır, paket bir hayat mı arzu ederdin ki ne yapacağın belli olan? O zaman keyif alır mıydın? Keyif alır mıydın? Yani mühim olan bu bilinmezliği bence. Kesinlikle çok güzel. Bu cepheden bakmak lazım diye düşünüyorum. Yine bir düşünürün şöyle bir cümlesi var. Bu da bizi de, seyircilerimiz de biraz düşünmeye sevk eder diye umuyorum. Diyor ki bizler ruhsal deneyim yaşayan insanlar değil, insani deneyim yaşayan ruhlarız. Yani bu dünyada eğer inanıyorsanız, evet, ruh varsa, evet, deneyimi burada yaşayacaksınız. Deneyimi burada yaşıyoruz. Çünkü ölümsüz. Kesinlikle. İnanç olarak da kesinlikle. Öyle zaten. Yani toprağın altına konulan beden parçaları bir elbise gibi bir şey yani. Neticede ruh varlığını devam ettiriyor. Yani biz bu insani deneyimden bir şey öğrenebiliyor muyuk? Bu yani içinde yaşadığımız topluma, coğrafyaya, insanlığa faydamız mı var, zararımız mı var? Burada yani orada ben biraz daha şey diyeyim, yani yumuşatmaya çalışayım. Ya daha doğrusu yumuşatmak değil de başka bir güzergah. Yani ille de bir çok aşırı bir şeyler katkı sağlamak zorunda falan değiliz. Değil. Önümüze ne geliyorsa adam... Kesinlikle. Jules Payot. Ben gördüğüm gibi okuyorum. Bunun tercümesi farklı olabilir. Bu irade terbiyesi. Bu 20. yüzyılın başlarında yazılmış bir kitap, irade terbiyesi arkasında. Mesela hayatı mutluluk olarak tarif ediliyor. Edenler var. Evet. Peki herhangi bir kaç yıl, 60 yıl, 80 yıl, 50 yıl her neyse. Sürekli mutluluk. Var mı böyle bir kavram? Yok. Yok. Peki sürekli kötülük anlatarak var mı böyle bir kavram? Diyor ki Mutluluğun Fethi Payot tarafından 20. yüzyılın başlarında kaleme alınmıştır. Yazar
mutluluğu elde etmenin, şimdi hayat ve mutluluk o kadar iç içe ki, hayatı konuşalım dedik, mutluluk konuşmaya şey diyoruz. Mutluluğu elde etmenin yolunu çok uzaklarda aramadan kendinizi tanımakta geçtiğini, sizi çok yoran aldatıcı duygu ve düşüncelerden kaçınmak olduğunu, ondan sonra en önemli yeri kurtuluşun iç huzurda, sağlıkta ve sadelikte olduğunu vurgular. Adam mutluluğun fethi. Bütün seyircilerimizi de tavsiye ediyoruz. Evet. Siz Ayhan Bey, siz bunu bahsedince aklıma geldiği için paylaşmak istiyorum. İlim insanları Afrika ülkesinde bir araştırma için mezarlığa gitmişler. Mezar taşlarının üstünde birbiriyle hiç alakası olmayan rakamlar görmüşler. İşte kiminde 88 yazıyor, öbürüne geçiyorlar 200 küsür, 300 küsür, 400 küsür. O halkın yerlerinden ileri gelenlere soruyorlar ki, ya bu herhalde bir insanın yaşı olamaz, bu mezar taşındaki rakamlar neyin nesidir diye soruyorlar. Yerli halkın ileri gelenlerinden biri şöyle bir cevap veriyor. Biz bir çocuk dünyaya geldiğinde onun beline bir ip bağlarız. Her güldüğünde o ipe bir düğüm atarız. Öldüğünde düğümleri sayar, mezar taşına yazarız diyor. Yani onlar için de gülümsemesi hayatta geçirdiği güzel bir gün, bir yaş gibi algılanıyor. Şimdi şeyde bir hani şey anlatılır ya, Evliya Çelebi şefaat ya Resulallah diyeceğine seyahat ya Resulallah demiş de o yüzden kendisine seyyahlık yazılmış falan denir. Allah var, ben zaman içerisinde bunu daha çok okudukça hissettim, farkına vardım. Biraz evvel söylediğiniz gibi biz insanoğlu seyahati içimize yapmalıyız öncelikle. Yani karşıyla muhatap olmak yerine tam tersi, hani o Yunus Emre'nin bir ben var benden içeri dediği taraf var ya, orayla meşgul olmamız gerekir diye düşünüyorum. Tabii günümüzde hayat çok telaşeli, hızlı yaşanıyor. Birçok güzellikleri de ıskalıyoruz maalesef. Yine ona bir örnek olsun diye bir anekdot anlatmakta fayda görüyorum. Avrupalılar safari yapmak için yine bir Afrika ülkesine gittiklerinde oradan hamallar da tutuyorlar. Gidebildikleri yere kadar arabalarıyla gidiyorlar. Sonra belli bir yere varıp da arabayla ilerlemek mümkün olmayınca hamallar sırtlarına bu çantalarını, valizlerini, aletlerini, edevatlarını yükleniyor. Devam ediyorlar ama bir müddet sonra yerliler birdenbire anlaşmış gibi oturuveriyorlar bulundukları yere. Avrupalı grup itiraz ediyor. İşte hava kararıyor, varmamız lazım, niye oturdunuz, biz yorulmadık falan filan derken o yerlilerin biraz yaşlıca olanı demiş ki, çok hızlı gidiyoruz, ruhlarımız geride kalıyor demiş. Yani gündelik telaşa da kaptırmamak lazım kendimizi. Dingin bir hayat, hayatın renklerini görebileceğimiz bir hayat önemli diye düşünüyorum. Kendi çapımda mesela ya her gün aynı yolu kullanmamak lazım diyorum Ayhan abi. Evet. Niye aynı yolu kullanayım ki? Yani başka yerleri de görmek lazım. Mesela tamam, benim örnek yine kendimden vereyim. Kayak zevkim yok. İyi de bu benim kafamı kaldırıp Erciyes'in güzelliğine hayran hayran bakmaktan alıkoymamalı. Bunu yapabilmeliyim. Anlatabiliyor muyum? Evet. Iskalamamak anlamında bunları söylemekte kesinlikle fayda var. Zaten şeye baktığımızda, insanlık tarihine baktığımızda felsefeciler, Aristo'dan bu tarafa alalım, daha öncesi de var. Düşünürler, bilim adamları, kaşifler vesaire, herkesin bir tek kaygısı var. Felsefeciler hayatı ve mutluluğu tarif için felsefe yapıyorlar. Yani insanlara daha iyi bir yaşamı nasıl gösteririz diye felsefe yapıyorlar. Kaşifler gerek kendilerine gerek diğerlerine daha iyi yaşam bölgeleri açmak için. Yani insanlık tarihi boyunca insanlar tamamen daha iyi bir yaşam,
daha iyi bir hayat peşindeler. Ama bunun duracağı yer yok. Kesinlikle. Bakın ben aşağı yukarı 1, 2, 3, 8, 10 tane bugün kitap getirdim. Biliyorsunuz son 8-10 senedir kişisel gelişim kitapları diye bir kitap var. Bunların bir tek amacı var. Daha iyi bir yaşam. Evet. Ama insana, insanın yaşamında beklentilerini bugününü heba etmeyecek çok üst seviyeye çıkarırsa beklentilerini bugünü yaşayamaz. Şeyi biliyorsunuz değil mi? Dem bu demdir, dem bu dem diye bir deyim var. Kesinlikle evet. Hani anlatılır ya, dünü bu kadar düşünmeyin, geçmişte kaldı. Geleceğe de dert edip içinde bulunduğunuz anı ıskalamayın, kaçırmayın. Dem bu demdir, dem bu dem demek an bu andır. İçinde bulunduğun anın kıymetini bilmek lazım, güzelliklerle doldurmak lazım. Güzelliklerle doldurmadığınız zaman hem bugününüzü heba ediyorsunuz. Kesinlikle. Hem yarınınızı heba ediyorsunuz. Dün zaten geçmiş, düzeltme şansımız yok. Yok, yok. Yani bugün falanca yaşa gelmişiz. Arkada doğru ya da yanlış, hatalı, eksik yaşanmış bir ömür var. Evet. Düzeltme şansın var mı? Yok. Yok. Peki önündekini çok üst seviyede maddi manevi kurgulayacağım diye. Bugün bilinmezliklerle şey dolu. Diyor ki, yemek gurmelerinden birisi diyor ki en sevdiğiniz yemeği bizde alışkanlıktır. Özellikle bizim Türk toplumunda falan hep sevdiğimiz yemeği bırakın hayatın renklerini, güzelliklerini hep arkaya bırakırız. Ve şu hatayı yaparız. Ben bunu daha dinlediğimde çok hoşuma gitmişti. Hep şu hata. Şimdi sevmediğiniz şeylerle karnınızı tıka basa doyurursunuz. Sevdiğiniz şey sevilmez hale gelir. Yes. Onun çok için güzel. Gurme, iyi gurmeler falan dedi ki bir yerde. En sevdiğini önce yiyeceksin. Aynen. Neyi seviyorsun? Tatlıyı. Otur tatlını ye kardeşim. Bir tatlını ye bakalım. Belki o tatlıyı yemeye vaktim bir daha olmayacak. Evet. Bir de inancımız ve insan yaşamı gereği böyle bir de zamanlama var biliyor musun? Şurada biter. Orada öldüm. Kesinlikle. Gibi. Kesinlikle. Bu manada hayatın renklerini mesela bir kitap daha tanıtayım. Kusura bakma. Tabii, estağfurullah. Geçmiş olacağım. Memnuniyetle. Kutat Kubilik. Her programda Dede Korkut, Kutat Kubilik, Ömer Seyfettin, Yusuf Has Hacip, Yükneki, pardon, Atabetül Hakaik gibi dini ve Türk milli kültüründen gelen bu tür kitapları getiririm ki insanımız biraz haberdar olsun. En azından adını duysun. Evet. Kutat Kubilik ne demek? Hemen okuyorum. Kısaca mutluluk veren bilgi. Evet. Bakın yazıldığı dönemde Yusuf Has Hacip mutluluk veren bilgileri derleyip toparlayıp bu kadar İnsanların hizmetine sunmuş. Sunmuş. Bu kadar basitken mutlu olmak niye zorlaştırır Mümtaz Bey insanlar? Niye sebep, zorun peşinde koşarlar? Şimdi sebep biraz Ahem Bey bizim egomuzla, kişiliğimizle, olgunluğumuzla ya da tersi cahilliğimizle alakalı diye düşünüyorum. Şamanın birisine soruyorlar, zehir nedir? Şamanın cevabı, ihtiyacımızdan falan fazla olan her şey, ihtiyacımızdan fazla olan her şey, her şey. Zehirdir diyor. Devam ediyor. Güç, yiyecek, ego, hırs, makam, kıskançlık, korku, öfke, kendini beğenmişlik ve hatta iyi niyet bile diyor. Ve hatta iyi niyet bazı yerlerde kullanılır, sevginin bile fazlası zehir. Kesinlikle. Şimdi biz, benim gördüğüm, gözlemim, geçmişte şiirle uğraştığımı biliyorsun o tarihlerde. Evet, şiir kitabınız... Ben getirmedim yanımda ama birkaç şiir de paylaşacağım sevdiğim güzel şiirleri. Özür dileyerek birkaç şiirinizi de özellikle program esnasında paylaşmanızı isterim. Bir örneği açmak için bunu anlatmak istiyorum. İlk yazdığım dönemlerde 90'lı yıllarda hicviye tarzı şiirlerde yazıyordum. Birkaç büyüğüm de ya sen bu alanda biraz daha emek verirsen iyi bir hiciv şairi olursun dediler. Ama sonraki aşamada şunu fark ettim. Hicvetmek neticede bir eleştiri yani. Hı. Ve aslında bir yerde hicveden insan, hani kötülüğü konuşan da kötülüğe hizmet ediyordur. En azından haberi olmayanlara haberdar ediyor. Haberdar ediyor. Böyle bir kötülükten haberdar oluyor. Haberdar oluyorlar. Dolayısıyla ben bana yakışanın bu olmadığını düşünerek hiciv alanından uzaklaştım. Kendi tarzımı oturtmaya çalıştım. Ben olmaması gerekeni değil de olması gerekenlere, benim meşgul olmam gereken
güzelliklere eğilme yolunu tercih ettim, seçtim. Şimdi günümüzde maalesef şunu görüyorum, özellikle sosyal medyada da üzülüyorum buna. Hat bildirme cahil cesareti yerine haddini bilme tevazusuna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani bizim insanımız yargılama ve hüküm verme anlayışı yerine hoş görme ve saygı duyma davranışı hakim olmalıydı diye düşünüyorum. Bir deyim vardır, yine bilirsiniz. Kem söz sahibine aittir. Evet. Denilir. O çok güzel bir şüphesiz, ata tabiridir. Şüphesiz doğru söz, ama herkes kendine yakışanı yapar sözü de anlamlı değil midir? Bize kötü mü yakışır ki kem söz edelim, iyi söz etmek varken? Yani iyiliklerle doldurmak bu anlamda önem arz eder çok diye düşünüyorum. Ama şunu da gözlemliyorum toplum olarak. Bugün belki işte daha iyi semtlerde, daha lüks konutlarda yaşıyoruz. Daha pahalı arabalara biniyor olabiliriz. Ama bugün dünden daha mutlu olduğumuz anlamına gelmiyor bunlar. Demek ki mutluluk bunlar değil. Demek ki mutluluk biraz daha farklı şeyler. O da işte günlük hayat telaşesi içerisinde biz kazandıklarımızla, kazanmaya çalıştıklarımızla meşgulken biraz da kaybettiklerimizin farkına da varmamız gerekir diye düşünüyorum. Nezaketimizi kaybettiğimizi, yetersiz olduğunu tespit etmek durumundayım. Yani hoşgörümüzü kaybettiğimizi tespit etmek durumundayım. Kullanılan dili bu. Şimdi Ahem Bey şey derler biliyorsunuz, hukuk nedir diye insanımızı çevirsek, sorsak herkesin cevap vereceği cevap üç aşağı beş yukarı işte efendim hakimdir, adliyedir, avukattır, savcıdır. Peki ticaret hukuku nereye gidecek? Aile hukuku ne olacak? Trafik hukuku ne olacak? Değil mi? Evet. Kardeşlik hukuku ne olacak? Yani hukuk dediğimiz aslında hayatta ne varsa insan içindir diyorduk ya, hayatın her safhasını kapsayan şeyler. Biz buralarda da ölçüyü iyi oturtmalıyız. Bir tarafa çok yüklenirken öbür tarafı kesinlikle heba ediyoruz. Yazık ediyoruz. Şimdi siz Yusuf Hasali Hacı bin Kutat Kubilik kitabından örnek verdiniz. Benim de o şeyden gönlüme Şirazi'nin Bostan ve Gülistan'ından evet. Bir anekdot paylaşmak geldi gönlüme. Uzun yıllar diyor ayrı kalmak zorunda kaldı dostuyla diyor. Uzun yıllar. Başka bir şehre gitti diyor. Neticede 3-5 yıl sonra dönüp gelince diyor doğruca dostunun kapısını çaldı diyor. Be vefasız, be hayırsız dedi diyor Ayhan Bey. Bunca yıl filan şehirde yaşamak zorunda kaldım. Hiç aramadın, sormadın. Bir mektupta mı yazamazdın dedi diyor. Dostunun cevabı, ben mektup yazaydım da benim görmekten mahrum kaldığım bu ay yüzü postacı mı görseydi demiş. Özür mahiyetinde. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani sitemlerimiz bile bu örnekte olduğu gibi aslında sevgi dolu olmalı. Sevgi dolu olmalı, bir hoşgörü dolu olmalı. Yaşam dolu olmalı. Kesinlikle. Onun tersine biz günlük yaşamımızda birkaç programdır tekrarlıyorum. Kötülük üzerinden, takdim üzerinden bir diğerini aşağılama, bir diğerini küçültme üzerinden konuşmak yerine sevgi üzerinden konuşmak lazım. Dostlarımızla eksikliklerini bile konuşurken güzellik üzerinden konuşmak lazım. Bir eksikliği, bir kötülüğü İşte mesela verdiğiniz örnekte onun yerine muhatabı Bostan'dan anlattığınız örnekte muhatabı şunu da diye sen beni aradın mı ki deseydi mesela. Evet, bu da bir cevap. Aslında hiç dedim ya kötülükten bahsetmek istemiyordum da bazen mecbur kalıyoruz herhalde imgelemek için. Yani sen beni aradın mı ki ne eline geçecekti? Yani. Hiçbir şey. Şimdi artık insan olarak şunun herkes buna polyanacılık diye bununla bu tavırla bile alay edenler oluyor. Maalesef, maalesef. Hep mi böyle ben güzel olacağım, hep sen güzel olacaksın. Babamın bir sözü vardı rahmetli. Babam Kemal Çetinkaya. Allah rahmet eylesin. İyi olun, kaybetmezsiniz. İyilik yapın, kaybetmezsiniz derdi.
Ve bu ömür boyu düstur olmuştur bize. Kesinlikle. Ömür boyu herkese de bunun düstur olmasını isterim. Ha, zarar görür müyüz? Görebiliriz. Çok önemli. Ama bu güzellikleri yaşadığımız için seyircilerimiz affetsinler. Mümtaz Bey'le uzun yıllara dayanan, bu güzellikleri konuşabildiğimiz için, evet, güzellikleri paylaşabildiğimiz için uzun yıllara dayanan dostluğumuz var ve bugün burada bu dostluğumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. Kitaplar üzerinde. Şimdi Lao Tzu, yol ve erdem öğretileri dedim ya, Çinli. Evet. Yani diğeri Türktü. İşte Jules Payet Fransız vesaire. En iyiden sonra gelen diye sizin şiirinizi dinleyeceğim de, bu şiir değil yani aslında, evet, sadece öğretilerden, evet, dört şey. Yüce yolun en yakınında halka hizmet ve dürüstlük vardır. Öğrenme ve bilgelik övüldükçe alır başını gider riyakarlık. Tavsiye ediyor. Ama bunu bir mazum veya şiir şeyle, aile kökünden sarsılınca belirir en hürmetli evlat ve atalar. Ulus kökünden sarsılınca sahneye çıkar vatanseverler gibi uzatıp gidiyor. Burada şunu görmüyor muyuz Ahen abi, değil mi? Ya bunların dini, diyaneti, ırkı, milliyeti falan önemli değil. Mümtaz Bey, bir şeyi o tarafa girmek istemiyorum ama iyilik inançla, kültürle ilgili değil, değil insanla, ilgili gibi geliyor, evet, bana. Evet. Çünkü okuyan bir insan, siz de okuyan bir insansınız. Bütün dinlerin, bütün kültürlerin kökeninde iyilik var. Kesinlikle. İnsana iyi yaşamayı tavsiye var. İnsana doğru yaşamayı, saygıyı, sevgiyi tavsiye var. Ama insan bunların tamamının içerisinde neyi tercih eder? Mutluluğu nasıl tarif edersiniz? Güzel soru. Ona şöyle bir örnek vereyim önce. Muammer Hacıoğlu isimli bir şair. Evet. Nasıl bir ruh haline büründüyse o an, çocuklarla alakalı şöyle bir şiir yazmış. İçim diz etti ben hakikaten okuyunca. Çocuklarla alakalı. Evet. Diyor ki, uykusuz gecelerin getirdiği çocuklar, her zaman mavi değil bu gökyüzü, bu deniz, buruşmuş çarşafların üzerinde bilmeden size acı bir dünya hazırlıyor anneniz. Kapanmış kapılardan geri dönüp çaresiz, hayatın rüzgarında savrulur durursunuz. İnsanın kuruş kuruş satıldığı devirde doğmayın, ne olursunuz. Şimdi bu noktaya taşıyan da biz insanoğlu. Evet, tam onu diyecektim. Değil mi? Bu içim cız etti hakikaten. Ama burada şu örnekle ilerlersek daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bir de Bekir Sıtkı Erdoğan'ın bir dörtlüğünü, hı hı, paylaşalım izleyicilerimizle. Çok kısa bir kelimelerle güzel bir şey anlatmış. Diyor ki, her zevki sefa sadece bir anlıktır. Nefret ve kinin ertesi pişmanlıktır. Her canlıya var er geç bir ölüm. İnsanlar da ölür. Ölmeyen insanlıktır diyor. Ölmeyen insanlık. İşte bunu yakalayabilmek. Ama burada şunu kaçırıyoruz mesela. Biz işte karşımızdaki insan, bir şey tartışıyoruz diyelim. Tartışmayı da konuşmayı da bilmek önemli tabii de. Benimki doğru ısrarı var. Fakat bütün insanlar olarak şunu bilmemiz gerekiyor Ahin abi. O doğru bugünün doğrusu. Yarın ilim dünyası, bilim dünyası farklı çalışmalar neticesinde farklı doğrulara ulaştığında biz olgunluk göstererek dünkü doğru bildiğimizin artık bugün farklı bir boyuta vardığını görebilmemiz, kabullenebilmemiz lazım. Kendimizin de gelişime açık olması lazım. Fakat biz işte futbol takımı tutar gibi tarzı üslup var ya işte, onunla bizdense şöyle, karşıdansa böyle bir saldırı kültürüyle, hoşgörü yerine saldırı kültürüyle hareket ediyoruz. Halbuki dün tesadüf bu programla da alakalı olduğu için not aldım ama 6 tane Kur'an-ı Kerim'de ayetten örnek vereceğim Ahin abi. Bakara 83, kibarca konuş buyuruyor. Ali İmran 17, gerçeği konuş buyuruluyor. İsra 23, zarifçe konuş. Müminin 3, anlamlı konuş. Haç 30, yalansız konuş. İsra 28,
dürüst konuş buyruluyor. Yani bu İslami olarak da bizim bir mükellefiyetimiz, yalansız, yani, riyasız, düzgün olmak, kırıcı olmamak İnanç da olarak önemli. Hani o şeyhe de bağlı, tabii bizde. Töre olarak da. İnanç olarak kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden örnekler verdiniz. Kültür olarak Kutadgu Birlik'ten örnekler verdik. Kaldı ki aslında deminki dediğimiz gibi bütün insanlık kültürü bunlarla ilgili. Felsefe bunun için yapılmış, dinler bunun için gelmiş. Yunus ne diyor? Benim işim sevi için. Evet. Yani sevmek için. Ama biz yaşam örneklerimizi kötülükler üzerinden kurguladığımız zaman mutluluğa ulaşamıyoruz. Mutluluk peşinde koşarken bir şeyleri yıpratmanın, yok etmenin nasıl bir ihtiyacı karşıladığını, nasıl bir yol çizdiğini bilemiyorum tabii. Onun için mutluluğu sordum. Şey diyor ki, Küçük Ağacın Eğitiminde, Forrest Carter bu çok önemli bir kitaptır. Kızılderili öğretisini de anlatan. Şunun için bu tür çeşitli örnekler Çin'den, Kızılderililerden falan getirdim. Bütün inançlar insanlık tarihi boyunca kutsal olan insan olduğuna göre insanın mutluluğu için var. Peygamber Efendimiz ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim buyuruyorken biz başka yerlerde ahlaksızlığı falan örnek gösteriyorsak doğru bir şey değil. Doğru bir şey değil. Şimdi, sevgi, duyarlılığı, dürüstlüğü, samimiyeti Kızılderili mantığıyla işleyen muhteşem bir kitap diye tanıtmış. Kitabın tanıtımcısı Küçük Ağacın Eğitimi. Bunu da özellikle tavsiye ederim. Bugünkü konumuz hayat ve insan üzerine olunca şimdi buradan mutluluğun tarifini biraz daha aldıktan sonra konuştukça iyiliği çıkacaktır zaten. Çıkacak. Yani ben şey istemiyorum. Böyle eşittir kelime yok, manası yok, bizi olmaz. İlgilendirmiyor. Evet. Kelimenin içi. İçi önemli. İçeriği, içeriğindeki insan ne? Onun için örneklerinizi şimdi, bekliyorum. Şimdi, arkasından da iyilikle nasıl desteklenebilir onu isteyeceğim. Tamam. Önce şu örneği şey yapalım. Çoğu izleyicimiz bilmiyordur ama senin yakından tanıdığın, bildiğin bu vesileyle hayırla yad etmek istediğim merhum Mermerci Ziya abi. Hatırlarsın. Allah rahmet eylesin. Uzun yıllara dayanan çok güzel bir abi kardeş ilişkimiz, dostluğumuz vardı. Bir gün samimi bir ortamda bana sordu Ayhan abi. Hayatta senin için en mühim şey nedir dedi. Ciddi çok, bir soru. Çok ciddi değil, çok zor bir soru. Zor bir hakikaten soru. Hakikaten zor bir soru. Ama benim o günkü ruh halimi de sen yine o tarihlerden tanıdığın, bildiğin için bilirsin. Hiç tereddüt etmeden Yunusça bir tavırla bir gömül yapmaktır abi dedim. Benim bildiğim o çünkü. Müthiş bir Yunus Emre hayranıyım, hastasıyım böyle. Yani ondan daha mühimi olamaz diyorum ve aynen bu cevabı verdim. Bir gönül yapmaktır abi dedim. Ondan da mühimi var evlat dedi. Abi dedim ben, bundan daha mühim ne olabilir? Bir gönül yapayım derken başka bir gönülü yıkmamaktır dedi. Affına sığınarak rahmetlerin sözünün parantezini ben açayım. Bir gönül yapayım derken başka bir gönülden kastı zannedersem kendi gönlün de dahil. Nereye koyarsan koy abi. Zaten anlatabiliyor muyum? Yani hakikaten ben beynimden vurulmuşa döndüm. Şimdi hani Türkmen hocası Yunus da diyor ya zaten bir kez gönül yıktın ise kıldığın namaz değil, 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Bir gönül yaptın ise er eteği tuttun ise bu kez hayrettin ise birine bin az değil. Evet. Yine başka bir şiirinde de gönül çalabın taktı, çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Yıkar ise. Sen sana ne sanırsan, ayruğa da onu san, dört kitabın manası budur eğer var ise diyor. Özellikle ikinci okuduğum dörtlükteki ki biz o öğretiyle yetiştirildik. Ne mutlu ki o güzellikleri tatmışız. Hakikaten insan Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki halifesidir. Karşındaki insanı ne kadar yüceltir, ona değer verirsen, saygı duyarsan, anlatabiliyor muyum? Aslında hani ben size şah damarımızdan yakınım buyuruyor ya, nerede o şah damarımız? İşte o insanda yani. İnsana hizmet,
hakikaten hakka hizmettir. Buradan bakmak lazım. Bir ikincisi şu son beyitte bahsettiği yine Yunus Emre'nin sen sana ne sanırsan yani sen kendine ne istiyorsan ne yakıştırıyorsan diyor. Başkasına da onu iste, onu yakıştır. Bu güzel bir ahlak diye düşünüyorum Ayhan abi. Ahlakın en güzeli. Bu. En güzeli. Buna erişince de biraz daha kolay olur. Ahlakın en güzeli çünkü küçük bir tasvir üzerinden gitmeye çalışacağım. Adam sağlığında balık tutmayı çok severmiş. Bir gün ölmüş. Gözünü açsa ki işte şimdiki tasvirlerle tam bir cennette. Dağlar yemyeşil, ceylanlar geziyor, kuşlar uçuyor. Önünde bir ırmak, balık kaynıyor. Yanında olta. Evet. Hah öldüm demiş, cennete düştüm, sevinmiş. Sevinmiş. Balık tutmaya başlamış. Sağlığımda tutamadım, bari cennette benim işim gücüm balık diye. Tutuyor balığı. Bir süre sonra usanıyor. Usanıyor yani, balık. Biraz daha ileriye gideyim diyor. Daha güzel bir yer. Orada da bir süre balık tutuyor. Uzatmayayım. Tasvirler çok uzun. Bir süre sonra oradan da usanıyor balık tuta tuta. Şöyle bir kafayı kaldırıyor. Diyor ki cennet böyle bir yer olmasa gerektir. Bunu niye söyledim? Biz olumsuzlukları da abartarak evet. Hayatımızı zehir edeceğimize olumluluklar üzerinden kendi hayatımızı cennet Haline çevirmenin yolunu bulmamız lazımken cenneti beğenmeyerek başka insanlara tahakküm ederek falan niye bizde bu özellikle doğu toplumlarında ve sanki bizde kendi hayatımızı yaşamak yerine başka insanların hayatına tahakküm ederek kendi hayatımızı şekillendirme yolunu seçiyoruz. Burada neler söylersiniz? Valla meşhur bir söz var Ayhan abi. Doğulu aşkıyla batılı aklıyla övünür diye. Çok akılda nereye varır? Oraya geleceğim yani. Evet, buyurun. Şimdi bunu örneklendirecek olursak işte batılı realisttir, gerçekçidir. İşte diyor içtiği çay bardağının kristal olup olmamasıyla cam mıdır, kristal midir, fincan mıdır? Onunla alakalıdır. Batı böyledir. Ama işte doğuda gizem vardır. Doğuda işte o çayın lezzeti önemlidir falan anlatılırken böyle anlatılıyor. Ama işin doğrusunu şu olduğunu düşünüyorum. İkisinde de ifrat tefrit söz konusu oluyor. İşte o gizem dedikleri, tat lezzet dedikleri de görüyoruz. Yani neticede şimdi Asya toplumları, ben yine mutlu mu, huzurlu mu noktasından bakıp söyleyeceğim. Bakın zengin mi, fakir mi konuşmuyorum. Ama insanları müreffeh yaşıyor mu? Yani izliyoruz. Hint sineması çok gelişmiş bir sinema, evet. Sinema kültürleri var. Ama aynı Amerika için tarif edilirdi ya hani. Yani bakmayın bizim gördüğümüz Amerika'nın dışında karton kutuların içinde yaşayan insanlar var falan filan. Evet kapitalizmin ağababası olan Amerika'da da bu var. Evet. Ama öte yandan Hindistan'a gittiğinde, Pakistan'a gittiğinde, Bangladeş'e gittiğinde de doğuda da benzer yoksulluklar, açlık, sefillik burada da var. Yani dolayısıyla biz ne o aşktan, aşkıyla övünen tamam tattan, lezzetten de vazgeçmeyelim ama akıl da önemli yani. Gerçek de önemli. Çünkü gerçekle yüz yüzeyiz, gerçekle yaşıyoruz yani. Onu da yok sayamayız. İkisinin arasında bir denge... İşte tam o denge... Denge kurmak lazım. İyi yaşamla... Kötü yaşamın, birlikte yaşamla ötekileşmenin ötekileştirmenin arasındaki dengeyi tam sağlayamıyoruz. Yaşamımızdaki yan unsurlar bunu mu engelliyor? Şüphesiz yani burada içinde yaşadığımız coğrafyayla alakası var bu işin, toplam insan kalitesiyle alakası var bu işin. Yani sorgulayan, hakkını arayan, peşine düşen, yani bugün mesela yeni X nesli, Y nesli, Z nesli dediğimiz neslin Z kuşağı tabii onların bakış açısı bu anlamda daha farklı. Tamam diyor yani ben okuyayım,
Ama çalışabileyim diyor, üretebileyim diyor. Yani bunları kaçırmamamız da lazım. Bizim bunların enerjisinden iyi yararlanmamız orada lazım. Orada bir dengeyi kuramıyoruz ya. Bir önceki nesil bir sonraki nesle hep itham ederek gidiyor. Evet, maalesef. Bir sonraki nesil de bir önceki nesli beğenmeyerek gidiyor. Ya da biz daha iyiyiz diye gidiyor. Ne ifade eder? Sen iyi olsan ne ifade eder? Bir sonraki nesil iyi olsa ne ifade eder? Bir önceki neslin yaşanmışlığı var, bir sonraki neslin yaşayacakları var. Evet. Bunu müştereken güzel yaşamak, müştereken bir arada yaşama unsurlarını bina etmek ve inşa etmek dururken ne diye iyiliğin ötesinde bir şeylerin peşinde olur? Veya artık bireysel olarak acaba Mümtaz Bey şey mi oluyor? Biz birey olarak yaşamayı hep öteliyor veya ihmal mi ediyoruz? Kesinlikle. Kendi önümüze geleni yaşamayı kesinlikle ihmal mi ediyoruz? Burada öncelikle o zaman var bir not. Bence güzel bir öğreti. Bunu Uzak Doğu'dan da Kızılderili şeyinden de kültüründen de örnek vermek mümkün de. Bu da bir farklı bir örnek. Bunu paylaşmakta fayda var. Profesör sınıfa elinde kocaman bir kavanozla giriyor. Getirip masanın üstüne kavanozu koyuyor. Sonra yere eğiliyor. Yumruk büyüklüğünde cam kavanozun içine kaya parçaları koyuyor. Sonra öğrencilere dönüyor, soruyor. Kavanoz dolu mu, boş mu? Dolu hocam diyorlar. Niye? Büyük kaya parçaları doldurmuş. Profesör tekrar masanın altına eğiliyor. Bu sefer biraz daha küçük çakıl parçaları çıkarıyor. Kavanozun içine, kayaların aralarına anlatıyor. Onları da atıyor. Tekrar soruyor öğrencilere. Kavanoz dolu mu, boş? Yine dolu hocam diyorlar. Tekrar eğiliyor. Kum çıkarıyor bu kez. Kayadan, çakıl parçasından geri kalan kısma da kumu döküyor. Epey bir miktar kavanoz kum da alıyor. Yine soruyor boş mu, dolu mu? Dolu hocam diyorlar. Bir kez daha eğiliyor masanın altına. Bir sürahi su çıkarıyor. Bu sefer kavanoza suyu da döküyor. Öğrencilerin dolu dediği kavanoz, kayadan sonra çakılı, çakıldan sonra kumu, kumdan sonra suyu da alıyor. Sonra hoca öğrencilerine diyor ki, çocuklar, bu kavanoza diyor bak, önce suyu koymuş olsaydık, üzerine ekleyeceğimiz nesne, kum da olsa, çakıl da olsa, kaya da olsa, kavanozu taşırırdı. Suyu taşırırdı. Evet. Suyun taşmasına neden olurdu. İşte hayatımız da bu kavanoz gibidir. Hayatınızda önce sizin için gerçekten önceliği olanlara yer verin. Ha. Diğerleri için de yer kalır o zaman diyor. Sırayla koyarsanız? Kesinlikle. Ha burada hepimize düşen şu. Yani bugün ebeveyniz, çocuklarımız var, torunlarımız var. Ha onların da birer hayatı olduğunu, bu hayatın birinci derecede onların hayatı olduğu bilincinde hareket etmemiz lazım. Sen bugün burada 8-10 tane birbirinden farklı kültürlerin ama aynı kapıya çıkan, aynı doğruyu işaret eden kitaplar getirmişsin Ahem Bey. Şimdi dünkü bir sokak röportajında Y neslinden bir gençle orta yaş, bizim yaşlardaki bir insanın diyaloğunu izledim. Çocuk diyor ki amca ben şu kadar kitap okudum, şu tahsili yaptım. Şimdi bizim yaşıtımız olan ebeveyn ne diyor biliyor musun? Yanlış kitap okumuşsun diyor. Peki amca sen kitap okudun mu diyor. Ben ilkokul mezunuyum diyor. Okumadım ama senden kültürlüyüm diyor. Şimdi yani bu yanlışımızı kabul edelim ya. Yani niye yeni yetişen neslin, okudum diyen neslin, anlatabiliyor muyum? Eksiğini, hatasını aramak peşinde olalım edelim. O hayat onun. Bulunca ne olacak? Yani ona o saygıyı göstermemiz, o fırsatı vermemiz lazım diye düşünüyorum yani. Hayatımızı bunların üzerine kurgulamamız kesinlikle lazım. Kesinlikle. Ama doğru sıralamayla yapmaları konusunda sorarlarsa söylemek lazım. Dayatma değil, baskı değil. İşte onun için bu muhabbetler önemli. Evet, evet. Toplumsal birliktelik, mahallenin sokağı, apartman komşuluğu, eskinin sokak komşuluğu, cadde komşuluğu. Evet. İnsanların birbiriyle, yaş gruplarının, akrabalıkların
arkadaşlıkların, dostluğun iletişimi bu bakımdan önemliydi. Kesinlikle. Biz belki de doğru değerlerimizi, insani değerlerimizi bu değişimlere kolay ayak uyduramayarak kaybediyoruz ya da eksiltiyoruz. Adam felsefi, kocaman bir kitap yazmış. Doğamızın iyilik melekleri, bakın kitabın adı. Yani doğamızda tamamen iyilik var demek istiyor. Yani bu şimdi şiddet neden azaldı? Batı'yı inceliyor muhtemelen. Evet. Muhtemelen değil. Kitabı şöyle bir tamamen okumadım. Allah var yani bitirmedim ama. Herkes kendisi için yaşamayı artık orada önüne geleni yaşamayı düstur edinmiş. Bir diğerini düzelterek kendi mutluluğunu aramıyor. Önce kendi mutluluğunu kendini düzeltmesi lazım. Kendisi insanın mutlu değilse çevresi mutlu olmaz. Kendisi iyi değilse çevresini iyileştirerek tatmin olamaz insan. Evet. Diye bahsediyor. Kesinlikle. Önce diyor kendinizi düzelteceksiniz. Önce kendi bir aynaya bak. Bütün dünyayı düzeltmek yerine, o da şurada bir yerdeydi. Dünyayı değiştirmek mi istiyorsun diyor Metin Araf. Evet. Bu da mesela iyiliğin bilim hali. O fıkrayı bilirsin Ayhan Bey. Paylaşalım istersen. Paylaş. İzleyicilerimizden. İyi bir profesör. Çocuğuna hafta içi bir mevzu olmuş. Pazar günü seni sinemaya götüreceğim demiş. Pazar sabah kahvaltıyı yapmışlar. Profesör gazetesini almış, koltuğuna kurulmuş. Kahve keyfi yaparken çocuğun aklına geliyor. Doğru babasının yanına gelip, baba hani sinemaya götürecektin diyor. Eyvah diyor, yakalandık. Ne yapsam derken sehpada duran gazetenin hafta sonu eki bir dünya haritasıymış. O geliyor, eline alıyor haritayı, küçük parçacıklara ayırıyor yırtmak suretiyle. Sonra çocuğun avucuna veriyor, haritayı düzelt götüreceğim diyor. Dünya haritasını eski haline getir, sinemaya götüreceğim diyor. Çocuk odasına gidiyor. Ama yarım saat, bir saat geçmeden çocuk koşarak geri geliyor. Baba, ben dünyayı düzelttim, sinemaya ne zaman gidiyoruz? Adam mümkün değil diyor yani. Bu çocuğu, kadar sürede he, o kadar düzeltme şansı tatil yok. Getir bakayım diyor. Parçalar hakikaten bir araya getirmiş. Arkalarından işte bantlamış falan. Allah Allah. Nasıl yaptın oğlum diyor. Çocuk haritanın arkasını çeviriyor. Baba diyor, arkasında adam vardı diyor. Adamı düzelttim, dünya kendiliğinden düzeldi diyor. Harika. Şimdi bir şey. Yani harika adamı düzelttin miydi düzelir diyor. Düzelir. Ha burada da tabii başkasını eleştirmek yerine ben kendimizi kendi adıma söylemeye kendisi çalışıyorum. Kızılderili öğretisi örneği verdin. Ona bir katkı da benden olsun. Bir Kızılderili çiftliğinin önünde kapıda biri siyah, biri beyaz iki köpeği varmış. Onlar izliyor, oturuyormuş böyle. Köpeğe de işte şey atıyor ara sıra, bir kemik parçası atıyor, ikisi hırlaşıyor falan derken bu arada torun yanına gelmiş. Büyük baba demiş, buyur evlat, senin neden iki tane köpeğin var, hem de biri siyah biri beyaz demiş. Kızılderili büyük baba, evlat demiş, onlardan siyah olan kötülüğü, beyaz olan iyiliği temsil eder, o yüzden iki tane var demiş. Köpeklerin de mücadelesini görüyor ya. Peki büyük baba demiş, bu mücadelenin kazananı kim oluyor? Büyük baba da evlat demiş, ben hangisini iyi beslersem o kazanıyor demiş. Evet. Şimdi iyiliği beslemek tarafı önemli ağzına diye düşünüyorum. Sağlık. Ağzına sağlık. Programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Evet. Yavaş yavaş değil, sonuna geldik. Metin Hara, iyiliğin bilimsel tarifini yapmaya çalışmış, bilimsel tariflerle kitabın arkasına da şunu yapmış. İyilik halini etrafa yaymaya karar vermek doğrusu olan, dünyayı değiştirmek mi istiyorsun? Önce kendinden başla. Değiştir, evet. İyiliği uzakta arama, önce kendinden küçük de olsa bir adım at demiş. Son söyleyeceklerinizi alalım, programı evet kapatacağız. Vaktimiz vallahi yine sohbete dalınca. Kayseri'mizin benim çok sevdiğim bir deyimi var. Bunu insanımızın, gençlerimizin hep düstur olarak kabul etmesinde fayda görürüm. Çıraklığını yapmadığın işin ustalığına soyunma yaklaşımı güzel bir yaklaşım diye düşünüyorum.
Çünkü başkalarını eleştirmek anlamında herhalde o zaman o hakkı, hukuku insan biraz daha kendinde görmez. Bir de merhum Halil Soyuer'in şöyle bir şiiri var. Hayat konuştuk ya, paylaşmakta fayda var diye düşünüyorum. Diyor ki, yokta noksan aranılmaz, yasa budur, var eksilir. Ne tükenir sırda insan, ne insanda sır eksilir. Hayat denen şu varlıkta, söz yücenin pazarlıkta. Ölürsek bir mezarlıkta, 3 metrelik yer eksilir. Elden ele, renkten renge, ölüm seldir, can bir yonga. Gidersek bozulmaz denge, halillerden bir eksilir. Allah rahmet eylesin. Bu anlamda hoş görmek lazım diye düşünüyorum. İnşallah yarınlar güzel olacaktır. Güzeldir. İnsanın olduğu yerde her şey evet, güzel olacak. Evet, umudumuzu yitirmemeliyiz. Her şey güzel olacak. İnsanımız umutsuz olmanın gereği kesinlikle, yok. Her şey kesinlikle. Güzel olacak. Dediğim gibi polyanacılık falan değil. Değil. Biz umutluyuz. Değil. Umudumuzu kesmememiz lazım. Kötülükten bahsetmeyelim. Aynen. Dedik. Ama programımızın sonunda yine dün evvelsi gün şehitlerimiz var. Rahmetle. Allah bu vatanı Allah bize yurt eyleyen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gündemde 2 kötü konu var. İkisini de lanetliyoruz. Kadına kesinlikle. Şiddet, hayvana şiddet. İkisini de lanetliyoruz. Kötülükten bahsetmemek adına da bunları sadece lanetleyerek evet. programımızı bitiriyoruz. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar diliyoruz.